da seçim ilk turda biter mi? Benim tecrübelerime göre, gördüğüme göre biter diye düşünüyorum. Siz Sayın Erdoğan'ın lehine biteceğini tabii ilk turda düşünüyorsunuz. Tabii. İkinci tura kalırsa nasıl bir senaryo var? Bir de şöyle, yani mutlaka konuşuyorsunuzdur. Herkes şu an sadece seçim konuşuyor her ortamda. Nasıl senaryolar konuşuluyor? Yani ikinci tura kalırsa tabii, ne düşünüyorsunuz? İlk turda biterse nasıl şöyle biter? Öncelikle ben bu anket furyasının artık bu konuda ipin ucunun kaçtığı kanaatindeyim. Neden öyle düşünüyorsunuz? Yani, herkes benzer şeyler söylüyor. Bu kadar çok anket çalışması var ki ben Seçim İşleri Başkanlığı yaptığım dönemde özellikle seçim sürecinde ARGE Başkanlığımız var ama bizim parti tüzüğü gereği SKM Başkanlığı'nın denetiminde, kontrolünde yapılıyordu anket çalışmaları. Şöyle yani anket firmalarının çoğu çok büyük firmalar bile bizzat kendileri sahada anket yaptırmıyorlar. Yaptıramıyorlar Türkiye genelinde bunu. Yerelde işte bu işi yapan tabiri caizse taşeron anket firmaları, yerel firmalar var. Onlar üzerinden bunları yaptırıyorlar. Kolay bir iş değil bu. Kurumsallaşmayı gerektiren bir iş. Hı hı. Yorumlamak tabii bunu değerlendirmek ayrı bir şey. Şüphesiz yani Türkiye'de hakikaten çalışmalarını takip ettiğimiz anket firmaları da var. Kurumsallaşmış firmalar da var. Ama böyle seçime doğru giderken bir 3-5 ay kala böyle onlarca değil yüzlerce anket firmasının çıkması, adını ilk defa duyduğunuz firmalar, oranlar veriyorlar falan. Bunların sahada çalışılmış bir faaliyetin sonucu olduğunu kabul edebilmek mümkün değil. Yani birbiriyle bu kadar çok çelişen, bu kadar ayrışan, daha doğrusu anlamsız derecede birbiriyle mukayese ettiğinizde anlamsız derecede farklılıklar ortaya çıkan bir tablo çok tuhaf. Yani bu alanın biraz düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Onu da ifade etmek isterim. Yani bu siyasette manipülasyon yapmaya yönelik bir takım kafa karıştırıcı, akıl karıştırıcı şeyler bir nevi fake haberin bir başka versiyonu, biraz böyle kendince rakamlarla oluşturulmuş şekli gibi bir şey. Böyle şeyler yaşanıyor diye değerlendiriyorsunuz. Şeyde de var. Tabii başka ülkelerde de var bu konularda. Biraz daha düzenleyen, zapturapt altına alan çalışmalar var. Önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de geriye dönüp benim hatırladığım, yani küçüklüğümden beri takip ediyorum yakından siyaseti. İki tür seçim kazanan siyaset hareketi veya parti var. Biri anketlerde kazanan, bir de seçimde, sandıkta kazanan. Türkiye'yi anketlerde kazananlar yönetmiyor. Sonuçta sandıkta kazananlar yönetiyor. Dolayısıyla bu anketlerin o kadar mı yanıltıcı olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle Akif Bey. Ya da aleyhte, o önemli şöyle, değil. Şöyle, biraz daha seçime az zaman kaldığı zaman, yani bir 15 gün, 10 gün gibi kaldığında anketlerin biraz daha fikir verici olduğunu, hepsi için söylemiyorum yine, biraz daha kurumsallaşmış, verdiği sonuçların seçimle tekzip edilmesinden rahatsızlık duyan, bunu bir itibar meselesi yapan firmalar da var, bu çalışmaları yürüten. Ama onun dışında işte siyasi partilerle birlikte çalışan ve o siyasi partinin lehine anket çıkaran, anket da algı oluşturanlar da var yani, diye düşünüyorum. Reklamını yapan, yani adeta anket çalışması değil artık o. Firmalar da var. Dolayısıyla biraz daha böyle bunları yakın zamanda takip etmekte bir fikir verici olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Yani benim takip ettiğim bir başka husus var. O da şudur. Şüphesiz bu anket çalışmalarının bilimsel bir temeli var. Örneklemler üzerinden gidiyorlar. İşte önceki seçimlerle mukayese falan. Fakat Türkiye'de toplumsal yapı ve siyasi görüşler de çok dinamik. Ve özellikle son işte 4-5 yıldır da hakikaten büyük bir dinamizm var. Dolayısıyla ben seçim sonuçlarıyla ilgili olarak ciddi yanılmalar olabileceğine dair de bir ihtimal görüyorum zihnimde. Sürpriz de olabilir diyorsunuz. Yani evet. Yani kazanacağını düşünüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Ama sürprizlerle karşılaşabiliriz. Sürpriz tersi anlamda değil. Yani anket çalışmalarında gözüken sonuçlardan anketlerde daha... Anketlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun önde gözüküyor.
Yani bazılarında öyle gözüküyor. Ama dediğim gibi bu anket firmalarıyla ilgili olarak. İkinci tura kalırsa seçim Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan arasında olursa nasıl bir senaryo var zihninizde? Yani şimdi, birinci turdan daha güçlü şimdi, şekilde mi Erdoğan'ın alacağını düşünüyorsunuz? Yoksa ikinci turda muhalefetin şöyle söyleyeyim, umutlanarak... Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii siyaseti sadece hani böyle bu anket çalışmaları üzerinden falan okumak doğru değil. Türkiye'nin bir gidişi var. Bu gidiş... hem siyaset anlamında bir yol yürüyor Türkiye, bir yola girmiş ve bir yol yürüyor. Hem toplumsal anlamda bir yol yürüyor. Bir de tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge, dünyadaki gelişmeler itibarıyla bir takım tercihleri var, bir yolu var. Bir tabiri caizse siyasetin, tarihin bir akışı var. Bu çerçevede bakmak lazım. Yani bu tür siyaset sadece hani böyle bir seçim oldu, çok tuhaf bir durum, bir sürpriz ortaya çıktı gibi yaklaşmak yanlış benim kanaatimce. Türkiye'nin bu gidiş istikametinin gerek milletimizin firasetiyle, basiretiyle bu gidiş istikametinin sürdürüleceği, Türkiye'nin geleceği bakımından, Türkiye'nin bağımsızlığı ve itibarı bakımından bu istikametin sürdürülmesinin de zorunlu olduğu kanaatindeyim ben. Milletimiz bu istikametten sapmaya müsaade etmeyecektir. Bu açıdan bunu görüyorum. Yani bir akışı sadece bir fotoğraf karesi gibi işte şundan ibaret, şu oldu, bu oldu diye değil de bir film şeridi gibi bir yerden bir yere gelindiğini görürseniz nereye doğru gidildiğini de tahmin edebilir, öngörebilirsiniz. Bu açıdan bakıyorum meseleye. O anlamda Türkiye'nin son 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğu çok büyük atılımlar. Bunların siyasette, uluslararası ilişkilerde sonuçlarını görüyoruz. Yine teknolojik gelişmelerde, başta savunma sanayi olmak üzere bunları görüyoruz. Türkiye'nin bu anlamda biraz daha zamana ihtiyacı var ama bu yolu yürüyerek bir zamana ihtiyacı var. Bir araya gitmem gerekecek. Tabii. Müsaadeniz olursa aradan sonra devam edelim. Kısa bir reklam arası.